Herkese merhaba, YouTube Yemek kanalıma hoş geldiniz. Tahan Mutfağı adlı yemek kanalıma hoş geldiniz. İyi mi? İyi. Yanındaki ne? Abim, Naip abim. Şu an soru cevap videosunu yapacağız. Bugün yemek değildi. Zaten yemek yapıyordum ama çok istenilen bir soruydu bu benden. Soru cevap videosu ne zaman gelecek? Bir de bunu cevaplamaya karar verdik. Verdim. İlk ben kaç ay önce vermiştim. Naip abim sağ olsun yardım etti. Ben çok utangaç birim. Çıkamıyorum kamera karşısında. Bana da Naip abi dedi. Utanmaya gerek yok. Özgüven verdi bana sağ olsun. Naip abim başlayalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Tanıtır mısın kendini Naip abi? Ben Rabi. 40 yaşında. Aynen 34. Neyse, şaka maka arkadaşlar. Şaka maka. Benim sorum zaten soruların içinde var. Taha Öz abin mi? Aynen, çok soruyor. Bana da çok sorular, Taha Öz kardeşim mi diye. Ona en son geleceğiz. Ondan önce Taha, yani çok sorulan soruları not aldık beraber. Taha ile videoyu normalde kendi tek başına çekecekti. Yapamıyorum. Aynen, yani kendisi de abi lütfen sen bana yardımcı ol. Soruları bana sorarsan daha rahat olurum dedi. Tamam dedim, ben de yanında durayım. Rahat olması açısından. Şu an tek başıma olsam böyle mazlum durdum yani. Neyse, o zaman ben normalde kameranın arkasında olmayı düşünüyorum. Yok, bu da daha iyi. Ben şu an hiç konuşamam abi sonra. Böyle kendimi baskı gibi hissederim. O yüzden daha istediği için sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Aynen. Kendi baskı adına gibi hissetmiyorum. Kamera arkasında sanki bir bana röportaj veriyormuş gibi. Aynen. Ya zaten tam kardeşim, hani o konuları sonra açıklayacağız. Gerek yok o soru sonra. Evet Taha, en çok gelen sorularla başlıyorum sana. İlk sorumuz. Gelsin. How old are you? Kaç yaşındasın? 2003 doğumluyum. 1 Eylül 2003 doğumluyum. 17 yaşında. Nerelisin? Hatay'ın Yayladağı, Hatay Yayladağı ilçesi Güveçi köyünde yaşıyorum. Peki Taha, kaç kardeşsiniz? 12 kardeşiz. 7 kız 5 erkek. Çok hızlıca abi. Video hemen bitecek falan diyorsun. Tamam. 12 kardeşiz. 5'i kız. 5'i erkek. Yok şaka yapayım. Senin gibi cevap ver oğlum. Tamam, utandım. 7 kız 5 erkek. 7 kız 5 erkek. En küçük kim diye soru soruyor. He, sor, onu da açıkla. Ben 11.'ciyim. Benden küçük bir tane kız kardeşim var. O da videolarımı çeken 14 yaşında. Kız kardeşim var. Evet. Tamamdır. Tamam. Taha, peki en çok gelen sorulardan ikincisi. Hayalin veya hedefin var mı? Aşçı olmak isterdim. Aşçı olmak istersin. Aynen. O kadar kısa mı? Ya, yani, nereden yemek yapma, nereden aklına geldi diye çok sorular soruyor. O var, onu açıklama. Hayalin veya hedefin var mı? İleriye dönük. Hala okula okusaydım aşçı olmak istiyordum. Hala istiyorum ama işte ilerlemeye çalışıyorum buradan. Aşçı okuyabilmem için. Yani en büyük hayalin özet olarak gerçekten iyi bir aşçı. Aynen. Büyük bir aşçı olmak. Bana burada açıklamadı, bana bahsettiği şuydu. Büyük kitlelere, büyük insanlara Hatay'a özgü, kendi ürettiği yemekleri, kendi de böyle diyor, ben yemekler üreteceğim, farklı şeyler deneyeceğim. Onları büyük kitlelere yaymak istiyorum. Böyle bir hayalim var dedi. Şimdi sorunca böyle biraz şey yaptı, o yüzden ben açıklamak istedim. İyi yaptın abi. Onun dışında sosyal medyaya ne zaman başladın? Tamam. Zaman 2015. 2015 maşallah. Bacağı kadar. Harbi sen 2003'lüysen 2015 kaç yaşında oluyorsun? 2015. 2003'te başladıysan 12 yaşında oluyorsun. YouTube'a başladım. Ben YouTube'a başlamıştım ilk. İlk YouTube'a başladım. Aynen, onu da burada yoktu ama doğaçlama soralım. İlk YouTube'a başladım. Sonra hangi sosyal medya aracını kullandın? Ya 2016'da Instagram kullandım. Instagram sonra? Şimdiki Instagram zaten 2016'dan kaldı. Orada yazıyor zaten. Evet. Ama aktif kullanmıyordum. Sonra neye başladım? TikTok uygulaması çıktı. 2017'nin bitmesine bir ay kalmıştı. TikTok uygulamasında başladım. Görmüştüm, indirdim. Oraya başladım. Ondan sonra Twitter'a yeni başladım. Tamam. En çok gelen sorulardan biri, yemek yapmayı nasıl öğrendin? Yemek yapmayı geçelim. Ben küçükten beri yemeğe ilgim var. Mesela annem, biz köyde yaşadığımız için annem ekmek falan yapardı. Ben küçükken hep giderdim annemle ekmek açardım yani tandırda. Yani hep karşı çıkan oldu. Tabii ki ben yine vazgeçmedim. Onlara inat daha da şey yapıyorum. Ben sevdiğim için yapıyorum. Gerçi onlara inat değil de. Ama onlara bir yandan inat yani. Şey yapıyorum. Aynen. Bu soruyu ben daha önce de Taha'ya sormuştum. Şanslıyım yani, ben erkenden öğrendim. Gerçekten köyde olduğundan dolayı, yani köy içinde miyim de, bazı kesimler erkeklerin yemek yapmasına karşı oluyor tabii bazı ki, yerlerde. Karşı. O Taha dedi, ben o zamanlar işte küçükken gidiyordum ama tepki verenler oldu işte. Senin ne işin var, erkeksin sen tarzında. Hatta bıraktım falan demiştim o yüzden. Ara verdim video çekmeye. İşte, yapmaya da ara verdim. Aynen. Mesela biri gelince eve direkt her şeyi saklardım falan. O misafir gidince yine başlardım. Yani bence burada ben şahsi düşüncemi söylüyorum.
Yani yemek yapmanın erkek kız farkı yok. Ben herhangi mi? Hiçbir şeyin bana göre, bana sorarsan hiçbir şeyin erkek kız diye ayrımı olmaması lazım. Aynen. Futbol olsun, ben eski profesyonel futbolcuyum. Çok iyi top oynayan kızlar da var. Kızlar da top oynayabilir. Aynen. Yani benden iyi oynayan şeylere bakıyorum ben. Aynen, yani bunun şeyi yok. Kız erkek her mesleği, her şeyi yapabilir. Hiçbir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Şahsi düşüncemi araya kattım. Sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Tabii ki. Bu yüzden vazgeçmemişsin zaten, çok şükür. Vazgeçmeyeceğim. Peki, altıncı sorumuz. Sosyal medyadaki tepkiler hakkında ne düşünüyorsun? İlk başta iyi tepkiler hakkında başlayalım. İyi tepkiler için çok mutluyum gerçekten. Onlar bana motivasyon veriyor. Çok mutlu oluyorum. O iyi yorumları mesela görünce ben kendim daha fazla yapasım geliyor. Hadi kalk yap yine o mesajları falan al. Ya çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Herkesten. Her şey görünce olsun inşallah. Şu an kadar yanımda olduğunuz için, beni anladığınız için. Ya hepiniz çok insanlarsınız. Yorumlarınızı hepini okuyorum yani. Ama elimden geldiği kadar daha cevaplıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kötü yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Çok eşsiz. Biraz şey, zor bir soru. küfür etmiyoruz. Küfür yok. Ben öyle ağzımı bozacak gibi bir insan değilim ama eleştirmek istiyorum. Erkek elinle neden kadın içine burnunu soktun diye yorumlar alıyorum. O yorumu da beğenen 40 kişi falan var. Ya bir yandan içimden sana ne diyeyim diyorum. İçimden sana ne diyorum ama yorum kısmına gelince diyorum ki yani yemek yapmanın erkekle kızı şey yok yani. Ayrım yok yani. Herkes kendi yemeğini herkes kendi koymadı. Değil mi abi? Tabii, ben kendim bildiğim küçük yaştan beri bu yana kadar kendi yemeğimi önüme kendim koydum. Kendi suyumu kendim koydum. Bence böyle olmalı. Hep kadınları beklenmemeli bence. Çok doğru. Aynen. Başka kötü yorumlar var mıydı yani kötü... Hepsini mi söyleyeyim? Hepsini söyleme de. Daha doğrusu kötü yorumlar hakkında ne düşünüyorsun? Genel bir soru. Aynen. Genel olarak cevap yani. Çok kötü yorumların içine girersen bana attığın kötü aynen yorumların içinden çıkamayız burada 30 aynen tane. Aynen. Sen de yardımcı istiyorum. Çok çeşitli kötü yorumlar var arkadaşlar. Burada tek tek açıklayıp hepsine cevap versek akşama kadar bulur maalesef. Ama aynı zamanda çok güzel yorumlar da var. Biz iyilere bakmayı tercih ediyoruz. Aynen, bence de. Ama genel olarak bu kötü yorumlar hakkında ne düşündüğünü kısa bir şekilde anlatsan yeterli. Ya aslında ben ilk başlarda falan yani ağlamışlığım bile oldu kötü yorumlar yüzünden. Tehdit mesajları aldım. Ondan sonra falan filan hesabımı kapattıracağım. Baya baya tehdit mesajları aldım. Adresine kadar gelirim diye şeyler bile aldım yani. Maşallah bakalım. Yemin ediyorum o derece şey aldım yani tehdit mesajları falan. Ondan sonra yani bayağı aradığım oldu, sosyal medya ara verdiğim oldu ama bırakmadım yani. Aram birkaç hafta falan video atmadım sadece o kadar. Yaptım ama yemek falan yaptım ama atmadım. Video falan çekip atmadım, ara verdim. O kadar. Enteresan yani, bilmiyorum hani nasıl yapabiliyorlar hani, ben de müzikle ilgileniyorum. Benim de şarkımın altında kötü yorum yapıyorlar da hani Taha'ya bana yapılan, yani kendisine yapılan kötü yorumları bana anlattı. İnanamadım yani. Hem maddi aynen durumuyla alakalı olsun, cinsiyetle alakalı hani bu yemek, erkeksin yemek mi yapılır tarzında saçma sapan yorumlar. Sonra telefonuyla alakalı, çektiği videolarla alakalı birçok tepki aldı. Nasıl insanlar? Aynen. Ya mesela maddi durumlar falan daha geçiyorlar. Hiç üzülmüyorum yani. Takmıyorum değilim. İçim geçiyor bir yandan haklılar ama yani bilmiyorum üzülmüyorum. Bir de bayağı hani yemek yapıyorum diye bayağı şey geliyor bana mesela. Çünkü o dilimin varmayacağı şeyler. Boş ver, onu söylemek istemiyorum. Yani söylemem lazım. Aynen, daha güzel şeyler konuşalım. Aynen, daha güzel şeyler. Özet olarak hani ben senin yerine özetleyeyim. Tan demek istediği burada çok kötü yorum aldı. Hatta bunu röportajda da açıkladı. İnternet sitesinde altta da linkini bırakır kendisi. Aynen. Ama çok şükür bu kadar kötü yorumlara rağmen yani sosyal medyanın dışında her mecradan kötü yorumlara maruz kaldı. Ona rağmen çok şükür ki vazgeçmedi. Vazgeçmedi ki şu an olduğu konumda. İnşallah daha büyük güzel şeyler de olacak. Aynen, inşallah razı olsun her fikrinden. Neyse, bu kötü konuşmaları ben hızlı geçmek aynen istiyorum. Aynen ya, ben moralimi bozdum. Aynen, bozmayalım moralimizi. En sevdiğin yemek veya yemekler var mı böyle? En şu yemeği çok seviyorum dediğim bir yemek. Mesela şu yemeği çok seviyorum dediğim yemek yok. Allah ne verdiyse ne olsa yerim ya. Kuru ekmek olsa gene yerim. Yani yalan söylemek gerekirse ben yalan söylemek istemiyorum daha doğrusu. Açık söylediğim Allah'ın verdiği şeyim. Yemek olsun ayrım yapmam. Şunu söylemek istiyorum. Güzel. Tatlı var mı peki? En sevdiğin tatlı var mı? Tatlı var da yani seviyorum bütün tatları. Mesela şeyi seviyorum. Revani'yi seviyorum. Revani ya, ne güzel. Ama hepsini seviyorum yani. Tatlı olsa çünkü şekerim bayağı düşüyor benim. Yani ne olursa yerim. Yani böyle şeyin yok hani. Şu yemeği çok seviyorum dediğini, her yemeği yerim, severim. Ne güzel, zaten bir aşçının da bence mantık olarak
hepsini sevmesi, hepsini aynı sevgiyle yaklaşması güzel bir yaklaşım. Yani mesela ayrım bile yapmıyorum. Bir gün ne yapsam gelin ne pişirsem falan bir açıyorum dolabı. Ne malzeme var? Al yap. Kafama göre bir şey yapmıyorum. Ne güzel. Ben cevabını çok beğendim. İşte maalesef kötü, zor sorulardan birine geldik. Ama çok sorulmuş ya. Ben eklemeyi istemiyordum ama çok var. Okuyoruz. Maalesef okumuyorum. İlkokul 4 sınıfta bırakmak zorunda kaldım. Çok uzun nedenlerden dolayı işte imkansızlıklardan dolayı bırakmak zorunda kaldım. Bunun nedenini daha size açıklamak istiyorum ama şu an videoda açıklamak istemiyorum. Neden açıklamak istemiyorum bilmiyorum ya. Ben bir şey olmaz yani. Şu an videonun altındaki açıklama kısım var. Oraya bir tane link bırakacağım. Link tıklayarak neden okula gitmediğimi falan. Sen açıklamış mıydın onun hepsini? Açıkladım aynen. İyi. Oraya açıkladım. O linki tıklayarak ulaşabilirsiniz lütfen. Ben burada röportajda açıklamış arkadaşlar. Aynen. Ben burada oradan ulaşabilirsiniz neden okumadığına. Söyleyeyim onu. Ben çok ufak bir parantez açacağım. Bu arada ben de üniversiteyi şu an açıktan okuyorum. Okuma kısmına maalesef ülke olarak böyle okuyan okumayan olarak çok büyük bir ayrım yapıyoruz. Yani okuyanı çok başarılı, okumayanı başarısız görüyoruz her konuda. Ön yargılı davranıyoruz. Ben bu arada açıktan okuyorum. Şu an üniversiteye 4 yıl içinde yani okumadığım süre zarfında ticaretle ilgilendim. Futbolda profesyonelliğe ulaştım. Müzikle ilgileniyorum. Aynı zamanda yani birçok işle meşgul olma şansım oldu. Yaklaşık neyse bunları benim videom değil senin videom. Neyse. Olsun. Özet olarak ekleyeyim 35 ülke gezme fırsatı yakaladım bu 4 yıllık zarfta. Hani evet. Okumayın demiyorum ama arkadaşlar bizim ülkenin eğitim sistemi, buradan eleştireceğim, YouTube burası yani kimse bunu şey yapamaz. Eğitim sistemi çok iyi değil yani. O yüzden insanlar okuyarak da bir yere gelemiyor. Okuyup işsiz kalan bir sürü insan var. Kimse kusura bakmasın. Yani her okuyanı, adam her diploması olanı iyi, aynen, okumayan cahil görmek çok mantıklı değil. Şahsen ben üniversite okumuyorum şu an. Yani açıktan okuyorum ama çok fazla kendimi vermiyorum yani. Sırf diploma için okuyorum. Bundan açık konuşayım. O süre zarfında çok güzel değerlendirdim dediğim gibi. Ticaretimle uğraşıyorum, paramı kazanıyorum, müziğimi icra ediyorum. Yurt dışında bulunma fırsatım oldu. Birçok şeyi sığdırdım yani. Bu okul şeyini geçin artık yani. Okuyorsun iyi, okumuyorsun kötü mantığını geçin. Daha geniş bakın. İnsanlığa bakın, içe bakın. Burada ben çok daha iyi oldum. Kusura bakma senin videona yok, ama. Yok yok. Bence çok iyi konuştum. Mesela bana da çok okul konusunda cahil cahil diye duruyorlar. İşte çok Tahan'ın bana anlattığı durumlar vardı. O yüzden bu o yüzden açıkladım efendim. Açıklamak istedim. Neyse bu konuyu geçelim. Dediğim gibi özet olarak insanları aldığı eğitim düzeyine değil, beynine ve iyi niyetine göre yargılayın. Kısa özet olarak neyse. İşte en çok gelen sorulardan biri TikTok'ta nasıl takipçim bu kadar arttı? Tavsiyen var mı? TikTok'ta nasıl büyüyebiliriz? Ben arkadaşlar söyleyeyim açmayayım mı? Tabii açıkla sen de. Ben rahatsız ol. Bana çok sorular geliyor mesela. Ben diğerleri mesela sorsan diğerleri saklar. Bunu hiç şey yapmazlar yani söylemezler. Nasıl yükseldiğini falan. Ben açıklamak istiyorum çünkü o kadar soru geliyor bana. TikTok'ta nasıl yükseldi? Cevabı geliyor. Öncelikle mesela hesabınızdan hiçbir şekilde telif almaması gerekiyor. Mesela eğer başkasının videosunu atmışsanız o hesabı silip yeni bir hesap kurmanız gerekiyor. Ben ilk başta size her şeyi açıklayacağım. Yeni hesabınızı silip güncel hesabınızı yeni bir hesap açın. Bir tane video çektiğiniz zaman görüntü iyi olmalı. Telefon titrememeli. Bulanık çıkmamalı. Işık falan çok iyi olmalı ve en büyük şey hashtag eklemek. Her önce gelen keşfet hashtag eklerseniz keşfet beni öne çıkar, TikTok beni öne falan gibi bunlar var. Bunlar kimse bilmiyor ne işaretini. Bunlar sizin hesabınızın keşfetini kapamasını sağlıyor. Bunlar hiçbir şekilde işe yaramıyor. Lütfen bunları kullanmayın. Kullanacaksanız şu an o bazılarında işe yarıyor, bazıları. Onları da ben tam olarak bilmiyorum hangilerinin yaradığını. Ben size söyleyeceğim hangilerinin yaradığını. Şimdi ben bana ait hashtagler var. 25 milyon falan, 20 milyon mu ne görüntüleme. Ben bunları 20 milyona kadar yükselttim bu hashtagleri. Birincisi Taha Duymaz, Kare Taha Duymaz hashtag'i. İkincisi Kare Teham Taha Duymaz hashtag'i var. Ben bunları yükselttiğim 25 milyona kadar, bunlar yani kim bunları videosunda kullanırsa videosu 200 binden aşağı olmayacaktır. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Attığınız videoda Taha Duymaz hashtag'i kullanın. Teham Taha Duymaz hashtag'i kullandığınız zaman videonuz 200 binden aşağı olmayacak. Bir de şunu söylemek istiyorum. Videonuz pat diye keşfet düşecek diye bir durum yok. 2 gün sürebilir, 1 gün sürebilir, 1 hafta sürebilir. İşte bu hashtagleri kullanın. Size tavsiyem başka hashtag kullanmayın. Ondan sonra güncel şarkılar kullanın. Düzenli video atmak lazım. Arka arkaya video atmamanız lazım. Mesela günde 4 tane video atarsanız keşfet hesabı kapandı. Keşfet düşmeniz mümkün değil. Günde en az 2 tane video ya da 3 tane video. Videoyu arka arkaya atmayın. Bir video attın sabah atın. Sabah erken atın saat 10. Gene video at saat 1. Gene video at akşam. Günde 3 tane video atın. Düzenli video atmanız lazım. İşte bunların sayesinde ben yükselebildim.
düzenli video atmanız lazım her gün. Yani bir gün video atmasan sıkıntı yaratacak, keşfetmeniz hesabı kapanır. Düzenli video atın. O benim dediğim hashtagleri kullanın, başka hashtag kullanmayın. Bendekileri de kullanmak zorunda değilsiniz ama deneyin yani. Bir kere deneyin, farkını görün. Ne diyorum ben size. Ondan sonra... Mesela iki taneden hashtag fazla kullanmayın. İki hashtagden fazla kullanmayın. Bendekini kullanmak istemiyorsanız başkasınınkini kullan mesela. Ama iki taneden fazla kullanmayın, bu size kesin. Bir bilgi olsun. Özellikle TikTok'ta canlı yayın çok önemli. 1000 takipçi olduktan sonra canlı yayın açabiliyorsunuz. Ne kadar canlı yayın açsanız o kadar etkileşim alıyorsunuz. TikTok'tan para kazanıyor musun? TikTok'tan canlı yayın açıp o size atılan hediyelerle para kazanabiliyorsunuz. O paraları nasıl çekebiliyorsun diye çok soru geliyor. Paralar, o ayarlar kısmı var. Hediye attıktan sonra ayarlar, cüzdan, bakiye. Bakiye sorgular diyor. Bakiye giriyorsunuz, 30 dolar, 1 dolar falan. O para 30 dolardan fazla olması lazım. 30 dolardan aşağısa çekemezsiniz para. 30 dolar olması şart ya da daha fazla. Oraya giriyorsunuz, para çek diyorsunuz. Annenizin, babanızın kartını ekliyorsunuz oraya. Herhangi bir iş kartı. Eğer iş kartı olursa Ziraat Bankası'nda kararsanız 1,5 ayda paranız 1,5 ayda yatar. Eğer iş normal iş kartıysa Deniz Bank kartıysa paranız 3 günde yatar. Nasıl yüklüyorsun? Orada karma karışık sorular var. Ev adresi istiyor, şehir adresi istiyor, sokak istiyor, hep yazman lazım. Biç kodu istiyor. Kartınızın biç kodunu nasıl öğrenebilirsiniz? Google'a mesela Ziraat Bankası biç kodu yazarak bulabilirsiniz. Yani para çekmeyi de söyledik şu an. Para çekmeyi söyledin. Hashtagleri söyledin. Aynen ama o hashtag konusunu mutlaka deneyin. Düzenli derim. Video atılması gerektiğini söyledin. Aynen günde en az 2-3 video. Güzel şarkıların kullanılmasını söyledin. Güncel şarkılar, güncel akımlar. Challenge'lar, akımlar aynen onlara katılmaması aynen. Lazım. Tamam TikTok'a diyor ki bu kadar başka bir şey söylemek istemiyorum. Her şeyi söyledim. Düzenli video da atmayı söyledim. Para nasıl çekilir söyledim. Videonun nasıl keşfeye düşürüz söyledim. Bir de videonun saati var mesela. Nasıl video keşfeye düşer saatine göre o saat çok önemli mesela. Düetler aynen düetleri sakın yapmayın. Düetler beğeni alabilir ama düetler keşfete düşmez. Ana sayfaya düşer. Düetleri pek tavsiye etmiyorum. Ben sayfamda bir tane bile düet bulamazsınız. Kaç yıldan beri TikTok kullanıyorum. Bir tane düetim bile yok. Yapmam ben kimseye. Farkındaysanız ve size bir şey söylemek istiyorum. Birini örnek almanız çok önemli. Bir tane TikTok'a örnek alın. Mesela bakıyorsunuz bir tane TikTok'a. Bir gün baktığınızda 100 bin. Ertesi gün baktığınızda 200 bin olmuş. O ne yapıyorsa onu örnek alın. Ya ben örnek aldım demiyorum ama onu örnek alın diyorum size. Bakın hangi şarkıyı kullanmış, ne yapmış, ne etmiş, hepsini kullan yani. Yani örnek alın birini. Örnek almak çok iyi bir şey bence. Tabi bunu özentilik anlamda anlamayın. Aynen, yani özentilik değil. Ben de futbolcuyum mesela. Ronaldinho nasıl hareket yapıyor diye bakabiliyorum futbolcu olduğum dönemlerde. Şimdi mesela müzikle ilgileniyorum. Şu an popüler müzik en fazla insanlar kemanı mı kullanıyor, saksofonu mu kullanıyor, gitar mı kullanıyor? O veya tutan şarkılara bakıyorum. Hangi şarkıda ne kullanılmış? Bunlara bir parça özenmek değil de örnek almak dediği örnek, gibi. Örnek almak çok örnek alabilirsiniz. Bu ayıp değil. Tan dediği gibi tutan videolardan aynen. Ne için tuttuğunu şey analiz mesela, yaparak alabilirsiniz. Aynen bir dakika. Ben demiyorum size gidin. Aynısını yapın. Aynen. Aynen kötü TikTok'lara örnek alın demiyorum mesela. Mesela o kötü TikTok'a mesela saçma sapan bir şey çekmiş ya. Saçma sapan demeyin kimseye kötüleme gibi bir niyetim yok. Mesela diyeyim. Öyle şey bir video çekmiş. Siz gidip o videoyu çekmenize gerekmiyor. Ama o şarkıyı da çekebilirsin. Öyle saçmalayarak değil. Şarkını durabilirsin. Hareket yapabilirsin. Şöyle böyle, şöyle böyle. Ama mesela onlar gibi çekmen şart değil mesela. Öyle maritik almaz mümkün değil yani. Buna TikTok vermez yani maritik. Aynen böyle. Mesela videonuz hemen keşfe düşmeyebilir. Bir ay sürebilir, iki ay sürebilir, bir hafta sürebilir, bir gün sürebilir. Bazıları çok şanslı abi. Bazıları nasıl biliyor musun? TikTok'a indiriyor. Bir video 25 milyon izlenme alıyor. O bazı kişilerinde böyle bir şans var ama bazen de yok maalesef. Ha, ben mesela TikTok kullanmıyorum. Birkaç kez gidiyorum bakıyorum. İşte dediğin gibi çok yüksek milyonlar. Profiline giriyorum bakıyorum ne takipçisi var ne bir şey var. Böyle olabiliyor aynen dediğin gibi. Bir de YouTube hakkında bir şey söylemek istiyorum. Ben YouTube kullanıyorum ya. YouTube'da hashtag eklemiyorum. O hashtagler işe yaramıyor. Gerçekten de işe yaramıyor. Ama ne? YouTube'da videonuz benim videom nasıl keşfedecekti? 2,5 ay sonra videom 150 bin izlenme aldı. 2,5 ay sonra. Video 2,5 ay sonra da şey keşfete düştü yani. Peki Instagram, yani Instagram'da da inanılmaz bir anda büyüme, inanılmaz bir kitle var. Instagram hakkında ya nasıl yükseldin? Onun tavsiyen var mı Instagram için? Aslında ben Instagram'a bayağı çoktan başlayacaktım. Ben niye başlamadım işte bir çevremizle görüşünü istemiyordum. Çünkü bayağı dava falan geçiyorlardı. Ondan sonra bir akrabam çıktı ve bana dedi ki işte akrabam aynen. Çek at dedi bana YouTube'a. Ben şey Instagram'a onlardan at. Ben de atmaya başladım Instagram'a.
Baktım birinci ay olmadı, ikinci ay olmadı, üçüncü ay falan geçti belki, dört ay da olabilir. Videolar izlenmiyor falan filan, beş ay galiba yani anlaşılamıyorum. Yani bayağı. Bayağıdır yani, beş aydan fazla da olabilir. Yani ilk videoma yine bakabilirsiniz. Ben şu an yanlış söylemek yani şey istemiyorum, yanlış söylemek istemiyorum. Sonra video keyfeye düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. Ben de ona bir ablaya şey için, ablamı kırmak istemiyorum. Bir tane abla var, bana diyordu at at. Bir gün er ya da geç, emrini karşına alacaksın. Ben atıyordum ama hevesim yoktu yani, hiç sanmıyordum. Çünkü 2-3 izlenmeden çıkamıyordum. 2-3 izlenme. O 2-3 izlenme de çevremdekiler beğeniyordu zaten. Aynen, sonra bir baktım bir gün, yemin ediyorum ki yani yalan gibi yedik ama akşamleyin abimle falan, Cuma abimle demiştim ki keşke sabah uyansam 10K'yı geçmiş olsam, 20K falan. Yemin ediyorum tam uyandığımda 18.000 yazıyor orada. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum. Tam gününe denk geldi. Tam gününe denk gelmiş. Ertesi gün baktık sabahleyin. Ben şok oldum. Abim şarjını bak, bu 18.000 mi bana öyle geliyor. Bazı şeyler içten olunca... Aynen, başka bir şey dilesem olacak mıydı? Yorum kısımlarını okudum, bayağı video keşfet düşmüş, bayağı izlenme almış. 5-6 tane izlenme alıyordum ben mesela, o hepsi yakınımdı yani, annem babam ben. Ablamın telefonuna geçip beğeniyordum. Ama bir de şöyle bir şey var, YouTube ya da Instagram'da fake hesap açıp videolarınızı beğenmeyin. Çünkü Instagram ve TikTok bunu algılıyor mesela, IP adresi algılıyor. Aynı IP adresinden takipçiyi yükseltmek mümkün bile değil yani. Yani öyle yapmayın. Bu hileye geçmiş oluyor. Hem yani kimsenin haberi yok diye diyorsunuz ama aynı IP adresi olduğu için kabul anlıyor, etmiyor bunu. Instagram anlıyor. Kabul etmiyor. Mesela aynı telefondan iki tane hesap var. İkisine geçip videoda beğenmeyin. Böyle bir şey sakın yapmayın. Pişman olursunuz. Bunu ben bilmiyordum, güzel bilgiler. İşte TikTok'ta da böyle mesela. Ben eskiden fake hesap açıp bir şey yapıyordum mesela. Fake hesap değil. Ablamdan beğeniyor. Ama aynı internet olduğu için, hem aynı IP adresi falan bir şey yapıyor. Olmuyor böyle. Maalesef böyle yapmayın. Bütün platformlar algılıyor. Vardır ya, herkesin fake hesabı vardır yani bu arada. Vardır. Benim yok ama ismim var. İsmim mesela. Evet. Taha Can Duymaz diye bir tane var sadece. Bir tane Taha Duymaz şahsi hesabı. Fan hesabım var benim. Fake demeyenin fan. Ne güzel. Evet, işte onlardan var. Aynı IP adresiyle şey yapmayın diye tavsiye ediyorum. Hadi. Hadi. Kameranda çok oldu, evet. Değil misin? Değil mi? Hepsi boşa gidiyor. Bakayım mı? Bak, saniye geçiyor mu? Allah'ım ne olursa. Yok, doğrudur yani. Bu kadar sen bir daha tekrardan konuşsan falan. Aa! Yok, orada şey mi diyor? Şarj mı diyor? Aynen. Ama sürüyordur o video ya. Tamam, sürüyor. Tamam. Değil mi? Sürüyor. Evet, bakıyorum. Evet, en çok gelen sorulardan biri. Sevgilin var mı? Maalesef. Yok. Yok. Şu an ben işimle ilgileniyorum. Yemek yapmakla falan. Böyle şeyler zaman ayırmayı düşünmüyorum. Yani daha önemli işlerim var benim. Sevgiliden memnuniyetten daha önemli işlerim var. Yani böyle sevgili memnuniyetle uğraşacağımı, bir şeyler yapmayı tercih ediyorum. Hedefine odaklanmışım diyorsun. Aynen, hedefine odaklanmak istiyorum. Tabii bu işler kısmet arkadaşlar. Neyin ne zaman olacağını bilemeyiz ama arayışta değilsin en azından. Kendi kafanı yemeğe koymuş. İnşallah o olacağı zaman kısmet olur zaten. Arabayı çekeceğim işte. Arabayı mı çekeceğim? Arabayı kamerayı çekeceğim. Durmayalım. Kamerayı durdurmayalım. Hobilerin ve fobilerin. İlk hobilerden başlayalım. Hobin var mı? Ne gibi? Böyle hobi sevmeyi yapmayı sevdiğim yok, bir şey. Yok, hobiyle karşıladım. Hobi sevmeyi yaptığın... Abi ben de konuşamaz oldum. Hobi sevmeyi yaptığın şeyler var mı yani? Yemek. Hobin, başka hobin falan yok mu yemek yapmaktan başka? Şarkı dinlemek. Müziği seviyorsun. Şarkı. Müzik. Aynen, tamam, müzik yapıp ben de kulaklığı takıp koyuyorum. Ne güzel. Sevdiğin şarkılar var mı? Sevdiğin şarkılar var mı falan diyormuş. Aynen. Baş soruyor zaten canlı yayınlarda falan. Hani canlı yayınlarda ben şarkı açıyorum ya, diyorlar işte bana sevdiğin şarkılar, ben daha doğrusu öyle pop seviyorum. Mesela Raip abinin şarkılarını seviyorum. Sevda Çelik sağ olsun, Sevda Çelik bir tane şarkı çıkarmış, bayağı iyi, ben çok seviyorum o şarkıyı. Sizlere de tavsiye ediyorum. Neyse, bunu geçelim. Bu şimdi reklam gibi olur ya. Yok, reklam gibi bence hiç seviyorum. Yani. Sadece sendekini demiyorum mesela. Aynen Tiki'nin müziklerini seviyorum, Raip abinin müziklerini seviyorum. Sezen Aksu, Tuğçak Annem. Tuğçak Abla'yı da çok seviyorum. Yani reklam, bence reklamdan bir ilgisi yok bunun. Tabii onu ne seviyorsun. Hatta bana ilk yazdığın zaman Sevda Çiçeği çıktı. Aynen. Ben bana yazmıştım. Raip abi ilk yazdığım zaman Sevda Çiçeği çıkmıştı falan yani. 2019'un Temmuz ayında aynen. Yani o günden beri dinliyorum yani. Bunun reklamda bir ilgisi yok. Tamam. Sevdiğin şarkı, fobin var mı böyle yani yapmayı sevmediğin bir şey veya rahatsız olduğun bir şey var mı? Mesela araba var. Ha, araba fobin var. Doğru, onu biliyoruz. Araba dışında böyle fobin, sevmediğin şeyler. Yılanlardan korkuyorum. Yılanlara fobisi var. Hani köyde yaşadığım için böcek, akrep, makrep, yılan desen her şey var evimizin altında yani. O derece ilk başlarda korkmuyordum ama şu an gerçekten korkulacak bir durum yani, yılan bayağı şey değil yani.
hafif alınacak bir şey değil. Örümcek desem tarantula. O zaten bazen geliyor mesela üzerime doğru geliyor. Ben sonra da fark ediyorum kendisini yani. O bir odaya falan gidiyorum. Öldürmüyorum daha doğrusu. Öldürmem yani. O da bir can. Sadece uzaklaştırıyorum. Tabii yani rahatsız oluyorsun. Ben de şahsen o küçük böcekler falan beni de şey yapar. Diken diken alıyor. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk maviyi seviyordum. Wi-Fi mavi sağlıyor. Her şey reklam yok yok. Ya mavi bakalım. Hangi mavi acaba falan diyormuşum. Gerçekten mavi seviyordum daha doğrusu. İlk günler yani hayatımda en sevdiğim renk sadece maviydi. Ondan sonra siyaha başladım. Siyah. Yani karanlıkla nurdayım sanki bir hissediyorum kendimi. Siyahı sevmeye başladım ben. Ve en fazla sorulan soru bana da çok geliyor. İşte Taha kardeşin mi, Öz kardeşin mi? Sana da Ragıp abi, bu abin mi, Öz abin mi tarzında çok mesaj geliyor. Bu çocuk abin mi, Öz abin mi veya kim? Kim? Ragıp abi benim en sevdiğim yani en güvenebileceğim kişi. Kendisi benim kuzeniz, hem kuzen hem akrabayız. Aynen. Ama ben kendisini hem abim olarak, gerçek abim olarak görüyorum ben kendisini. Yani abim. Yani çok iyi biri sağ olsun. Yıllardır tanıyoruz yani. Bazıları diyor ki işte yeni mi tanıştınız falan. Biz yıllardır tanışıyoruz. Ben doğmadan falan tanışıyoruz yani. Mahmut abi babası yani babası abi. Sağ olsun çok destekli oldu şu ana kadar. En zor durumumuzda bile yardımımıza geldiler yani. Allah razı olsun. Her şey günlerinde olsun. Cümlemizin inşallah. Yani ben de, biz de onları çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyor sağ olsun. Yıllarca yanımızda oldular. Bana diyelim, bendekini diyelim. Ben sürekli benim mesela daha geliyor işte. Baktın, bana diyor ki işte Rahip'in sayesinde bu kadar beyin alıyorsun, Rahip'i kullanıyorsun. Bana öyle diyorlar, Rahip'i kullanıyorsun diye beni şey geliyor. Rahip abiye de gidiyor ki sen Taha'yı kullanıyorsun. Bana Rahip seni kullanıyor, Rahip de Taha seni kullanıyor diye şeyler geliyor. Yani o derece bir çekememezlik var yani. Öyle bir şey yok. Biz zaten akrabayız. Ya bilmiyorum nereden uyduruyorlarsa. uyduruyorlar diye. Bilmiyorum ya. Nasıl görmek istiyorsanız öyle görün. Ama hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu soru benimle alakalı olduğu için bir de benim kısmından cevaplayayım. Taha Öz kardeşin mi? Taha kim? Bu çocukla ne alakam var tarzında bana da çok soru geliyor. Şöyle özetleyeyim. Öz kardeşim olsa bu kadar severim gerçekten. Öz kardeşimden farksız çünkü hatta şöyle bir parantez açmam gerekirse hayatta şu ana kadar 22 artı 2 falan. Neyse bu yaşıma kadar geldiğim tanıdığım en temiz, en saf insan yani. İçi en kalbi yanımda diye demiyorum. Daha önce canlı yayınlarda da bunu belirtmiştim sorduğunuz zamanlarda. En temiz insan. Bundan sonra öz kardeşimden farksız. Öncesinden de zaten öz kardeşim gibiydi. Aynen. Ama bu son zamanlarda tabii daha yakın olduk doğal olarak. Onun dışında bu prim konusu işte bana işte Taha üzerinden prim yapıyorsun falan filan. Bu konulara geleceğiz. İşte Taha ünlü olunca mı yanına gittin? İşte Taha ünlü olmadan niye yanında değildin? İşte sonra buradan şöyle açıklayayım. Taha arkadaşlar bir kere şunu öncelikle söyleyeyim. Ben Taha'ya değil, Taha bana ulaştı. Nasıl ulaştı? Yaklaşık benim ilk Sevda Çiçeği şarkısı çıktığında 7 Haziran tam bundan 1 yıl önce bana sosyal medyadan yazmış. Ama benim şarkım yeni çıktığı için çok diyen vardı. Görmemişim. Ve kısmet bundan bir ay önce, yaklaşık tam bir ay önce bana bir daha yazmış daha. O zaman bir ay önce yazdığımda takipçisi fazla olduğu için o zaman da 150k küsür bir şeydi. Takipçisi fazla olduğundan dolayı ben de en üste çıktı. Aynen. Tıkladım böyle baktım işte bana baktım önceden de yazmıştı. Taha geçen yıldan yazmış. O da gözüküyor ya Instagram'da. Sonra baktım işte Ragıp abi nasılsın? Beni hatırladın mı? Ben Taha işte Mahmut abi falan babamdan bahsetmiş bir sürü yazmış böyle. Ben diyorum bu ismi tanıyorum, Taha Duymaz falan tanıyorum ama tam yani bayağı yıllar geçmiş. Ben 3 yıldır, 4 yıldır full yurt dışındayım, köye de gelmiyorum, öyle bir sıkıntı da var. Bir de Taha'lar 12 kardeş, ben Taha'dan ziyade Meryem teyze, dürüst olayım Meryem teyzeyi çok tanıyorum. Aynen Meryem teyzeyi bir de, yok Taha gelin hepsi, bunlar küçükler, hepsi şirkete gelirlerdi. Bunlar 12 kardeş olduğundan dolayı hepsi geliyor, ben tek tek bu hangisi Taha, hangisi Mert, hangisi Cuma, hangisi Emre, hangisi Ahmet, Mehmet bilemem yani. O yüzden Taha'dan ziyade Meryem teyzeyi tanıyordum ki Meryem teyzeyi annesi oluyor. Çok aşırı severim. Böyle saf, tertemiz bir insan. Kendisi de beni çok sever. Oğlu gibi görür. Ben de annem gibi görürüm kendisini. Ben Meryem teyzeyi tanıyordum. İşte ben Meryem teyzenin oğlu falan filan dedi. Daha direkt dedim bana hemen telefon numaranı gönder. Telefon numarasını gönderdi. Telefonda konuştuk. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Dedim. Neler başarmışsın? Hayran kaldım. Yani ben Instagram'da yaptığı şeyleri görünce şok oldum yani. Bir de
maddi durumlarını da biliyorum. Maddi durumuna oranla başardığı şeyler beni böyle mest etti yani. Ondan sonra zaten çok şükür çok güzel bir zamana denk geldik. Ben koronadan dolayı yurt dışı yasağı var. Yurt dışına çıkamıyorum öncelikle. Onun dışında 1 Mayıs, 19 Mayıs, işte bayram, sürekli tatiller oldu. O süre zarfında direkt Tahan yanına geldim. Ondan sonra işte konuşmaya başladık. İşte ne yapıyorsun, hedefin ne, ne yapabiliriz, nasıl ben yardımcı olabilirim sana, ne yapabilirim tarzında. Çok güzel de aklımızda fikirler var. Bunları buradan açıklamayacağız. Çok güzel kafamızda projeler var inşallah ileride. Ben ona destek elimden geldiği kadar tecrübem olarak destek vermeye çalışacağım. Onun dışında açıkçası bu yorumları ben bekliyordum. Yani çünkü sosyal medyayı bilen bir insanım. Daha önce müzikten dolayı tecrübe etmişim. Linç geleceğini, insanların kötü düşüneceğini tahmin edebiliyordum. O yüzden ilk geldiğim gün Taha'ya, ben künefeyi seven bir insanım Hataylı olarak. Taha'dan künefe yapmasını istemiştim bana. Aynen. Yemekten. Bu arada beni iftara davet etmişti Taha. İlk buraya o zaman geldim. Ondan önce çok gelmiştim de 2-3 yıldır gelmiyordum açıkçası. Neyse, Taha beni işte iftara davet etti. Dedim ki Taha, iftara davet ediyorsan bir künefeni yerim dedim. Künefe istedim kendisine. Dedi ayıp ediyorsun abi, hemen kesin yaparım falan filan yaptı böyle. Geldim ben de, iftarı yaptık. Ben künefeyi bekliyorum, Taha künefem nerede falan dedim. Taha bana dedi ki abi gel beraber yapalım. Ben ilk başta inanır mısınız benim kafamda şey vardı, buraya gelmeden önce yolda dedim acaba Taha'yla böyle bir video mu çeksem beraber güzel olur falan dedim. Ama sonra düşündüm ki dedim sosyal medya burası, insanlar işte kötü niyetli insan çok, bunu herkes şey gibi görür, prim gibi görür, kötü görür dedim. Çekmeyeyim dedim, hiç de Taha'ya söylemeyeyim dedim. Söylemedim ama inanır mısınız işte enerji, bazı şeyleri sizin söylemenize gerek kalmıyor, Taha bana dedi. Abi gel video çekelim. Ama Taha'nın öyle demesine rağmen inanır mısınız böyle cevapsız bıraktım. Böyle çok içim el vermedi. Taha gitti geldi içeri falan filan, tekrar sordu abi gelmiyor musun video çekmeye? Sonra dedim çekeyim ne olacaksa olsun, insanlar ne düşünse düşünsün. Aynen. Ben bu yaşıma kadar çok insandan dediklerini taktım, çok zararını gördüm. O an dedim ne derlerse desinler dedim. Geçtik, çok güzel bir künefe yaptık. Peyniri çok sünmedi ama tadı çok güzeldi. Peynirde sorun var. Peynirde sorun var yani, bizde değil sorun, neyse. Ne diyordum? Videoyu Instagram'a bir at, TikTok'a attık önce. Sonra Instagram'a bir attık. İşte tebrikler, maşallahlar, çok iyiler, çok tatlısınızlar. İnanılmaz güzel yorumlar geldi. Hani ben ne bekliyorum? İşte primci, şu, bu, işte daha böyle kötü yorumlar bekliyordum. Tam yani kötü yorum gelmedi değil, var tek tük. Ama %90-95 çok güzel bir kitlesi var Taha'nın. Hepsinden Allah razı olsun. Hepsi çok güzel şeyler yazdılar. Hem bana DM'den yazanlar oldu, hem Taha'ya yazanlar oldu. Ben çok mutlu oldum, Taha çok mutlu oldu. İşte bir sonraki hafta Taha bir daha gel, bir daha çekelim. Sonra işte dolma videosunu yaptık. Mehşi. çok güzel oldu yani. Dediğim gibi iyi insanlar var. İyi insanlar, iyi ki var. Ben müzikle uğraşıyorum. Doğal orantılı. Tabii Taha'nın kitlesinden bana insanlar gelecek. Hatta prim yapıyor olsam bile hani diyelim ki en kötü sosyal medyada da şey bu yani. Ben arkadaşlar melek değilim. Taha şeytan değil yani. Biz insanlar birbirinden faydalanacak. Taha'dan bana insanlar gelecek. Benden Taha'ya insanlar gidebilir. Zaten ben hani sıfır, benim de bir YouTube'daki videom 2 milyona yakın, 2,5 milyona izlenmiş. Yani videolarım televizyonlarda da yayınlandı. Belli bir kitlem var çok şükür. Ama insanlar bunu dediğim gibi kötü yönden bakmak istedikleri için, yani bazı insanlar ağzınızda kuş tutsanız beğenmeyecek insanlar var. O yüzden kötü yorumlar aldık. Ama ben çok şükür insanları önemsemiyorum. Taha biraz benden o konuda daha zayıf. Yani o da daha yaşından dolayı daha böyle önemsiyordu. Hem işte TikTok'taki kötü yorumları, hem Instagram'daki kötü yorumları. Ama inşallah biz, ben Taha'yla da konuştum, önemsemeyeceğiz. İnsanlar ne kadar kötü düşünürse düşünsün, ne derlerse desinler, inşallah yolumuza devam edeceğiz. Ben şahsen müziğime devam edeceğim. Aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum. Ticaret işimi yapmaya devam edeceğim. Taha'ya da elimden ne geliyorsa, tecrübelerimden aktarmaya çalışacağım. Taha'nın öz abisi misin sorusunun cevabı, öz abisinden öteyim. O da benim öz kardeşimden öte, doğal olarak. Onun dışında başka ne diyecektim? Bir sürü şey düşünmüşsün, konuşamam falan diyormuşsun. Ne diyorduk işte, öyle tanıştık. Güzel videolar çektik, onu söyledim. Yani prim konusunu açtım. Bundan sonra böyle devam edeceğiz. Devam edeceğimizi söyledik. Öyle arkadaşlar, yani demek istediğim maalesef dediğim gibi azınlık da olsa kötü yorumlar geliyor. Ama bizi hiç ilgilendirmiyor. Çünkü en önemli şey benim Taha'ya olan güvenim, inancım. Taha'nın bana olan güven, inancı. Zaten çok şükür ki bu samimiyet insanlara geçti. Ve
yüksek bir kesim çok güzel mesajlar attı ama o memnun olmayan %5 içi haset dolu veya ne bileyim fesat dolu, açık konuşuyorum. Her şeyin altında kötü bir şey arayan insanları hiçbir şekilde memnun edemezsiniz. Size de tavsiyem. Aynen. Hayatınızda kötü konuşan insanları, sürekli negatif enerji veren insanları önemsemeyin. Ben önemsemediğim için çok şükür bazı yerlere gelebildim. İnşallah Taha kardeşim de önemsemeyerek bir yerlere gelecek. Aynen. Çok konuştum. Benim videom değil ama yok, bu konunun benimle alakası yani, olduğundan dolayı açıklama yapmam bence gerekti. Bence bayağı iyi oldu. Şimdi onun dışında öz abi. Kötü yorumlar bayağı iyi yani. Ha. Beni takip eden en sık takipçim bile bana kötü yorum yazdı. Ne? Mesela bizim Hatay'da kısır dediğin böyle çiğ köfte gibi yoğrulur. Hatay'da bizim Hatay yaylalarında kısır çiğ köfte gibi yoğrulur. Bazı yerlerde böyle bulgur bulgur tane tane kalır. Ya ben onu defalarca anlatmaya çalıştım. Yok o bir kısır böyle olmaz, çok şöyle bir şey olmaz. Yaz internete yaz Hatay kısır yaz çıkar. Mesela her yerin şeyi farklı yani, mesela Bağcılar Antep'te böyle olmaz. Tabii ki olmaz. Ya özet olarak arkadaşlar, kimse mükemmel değil. Kimse en iyi değil. Hani bu sosyal medyada... Ben kendimi hiç övmüyorum yani. Yani tam bu videoları yaparken ben en iyisini yaptım, en iyisini attım, beğenin diye bir şey zaten demiyor, zaten beklemiyor. Evinde sahip olduğu imkanlara oranla çok güzel, çok büyük, mükemmel işler yapıyor. Bunu gören insanlar da Allah razı olsun hepsinden. Tahan'ın çok güzel, büyük bir kitlesi var. O kitle zaten çok güzel mesajlar, çok güzel destekler veriyorlar. Hem maddi hem manevi. O gerisi için de sözümüz, dediğimiz gibi kötü mesajlar için de devam etsinler. Önceden devam etsinler çünkü önceden etkiliyorlardı. Tahan anlattı önceden, işte çok etkileniyordum abi, ağladığım zamanlar oldu. Ne bileyim sosyal medyayı bıraktığım zamanlar oldu ama vazgeçmedim, buraya geldim dedi. Ve şu an beni güçlendiriyor dedi onlar. O yüzden hiç o kötü yorum yapan arkadaşlar devam edebilirler. Sıkıntı yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka soru var mı bilmiyorum. Bakalım. Hepsini sordum. Onun dışında da daha sonraki sorular olursa yorumlara belirtirsiniz. Belki daha sonra böyle bir video, buna benzer bir video çekebiliriz. Aynen. Ya da artık Taha kendi çeker. Yok ya, çekeriz. Şimdi sen... Belli olmaz. Ha? Başkanım. Soru söyleyeyim ya, kalan şeyleri kesti. Kademe söylemeyelim, ben de söyleyeyim de. Neye? Kalan soruları. Ne, bir şey soru kalmadı ki. Kalmadı mı? Yok oğlum, niye mi? Yok yok, bende orada bilim kalmadı. Ha? Orada bilim kalmadı. Neydi? Kapanışı nasıl yapacağız? Ha, kapanışı nasıl yapacağız? Herkes kendine çok çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz aslında. Evet, videonun sonuna geldik. Yani videoyu bırakalım. Abi gider misin? He? Buraya ben gireyim, bekle istiyorsan. Özet olarak arkadaşlar, daha sonraki soru sormak istiyorsanız yoruma yazarsınız. Ben burada olduğum süre zarfındaysa ben yardımcı olurum. Beraber video çekeriz. Ben yoksam belki size DM'den yazar. Ya da sen video Melek'le çekersin. Onun dışında herkes kendine çok iyi baksın. İyi insanlar, iyi ki varlar. İyi insanlara Allah razı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sen de bir şeyler söyle. Çok teşekkür ederim. Bana şu ana kadar yanımda olduğunuz için gerçekten ben çok mutluyum. Ve sizin sayenizde çok mutluyum. Beni buraya kadar getirdiğiniz için gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani böyle ihtiyacı olan bir insanı destek vermek gerçekten gurur duyuyor. Ben kendime demiyorum yani, bana şey yaptığınız için demiyorum ama işte ihtiyacı olan bir insana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun hepinizden. Her şey gönlünüz olsun inşallah. Kendinize iyi bakın. Videomu buraya kadar dediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Görüşmek üzere arkadaşlar.